Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yemiş seni, yepyeni kelebek etkisi 8. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Buradan herkese selam olsun. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, bölümümüzü yani, like atmayı ve yorumlarda görüşlerinizi mutlaka ve mutlaka beyan etmeyi unutmayalım. Başlık çerçevemiz fasıl. Ömrün ayrıntılarda gizli bir asıl olduğunu sezmek, yürekleri ağza getiren devasa vakaları fasıl gözüyle bakmayı gerektirir. Çünkü hiçbir büyük mesele yaşamının gayesi olan visalden öte değildir. Ve seni sen yapan öz küçük misallerde gizlidir. Her zaman gözünün göreceği, kulağının işiteceği ve elinin dokunabileceği kadar soyut değildir İdrakine sunulanlar. Onları fark etmek için fasıllardan asıllara geçmen gerekebilir. Yani bakmakla olmaz, görmen gerekir. Perde arkasına gizlenen gerçekleri bulup gün ışığına çıkarmanın için sana bahşedilen nimetlerin teşekkürünü yerine getirdiğinde ilk faslı geçmiş olursun. Bil ki her şey küçük ilk adımlarla başlar. Bir adımla başlayan tefekkür, nişaneleri zamanla hak olan aslın kendini belli etmesine vesiledir. Bu demektir ki bir olmadan ikinin varlığı söz konusu değildir. Hayatını sorgulamanı ve hak duruş ile şekillendirmeni sağlayacak olan bir olmadan ikinin varlığı söz konusu değildir. Hayatını sorgulamanı ve hak duruş ile şekillendirmeni sağlayacak olan mevhumlar da ayrıntıda gizlidir. Bu yüzden bakıp ibret al ki nice ayrıntılarla ömrüne sunulmuş dünya tufana denk mucizeleri ayaklarına altına sermiştir. Mucizelerin içindeki fasılları bulup asıla ulaşman için silkin. Iskalamadan, ertelemeden ve küçümsemeden bak çervene. Olmadı mı? Dünyaya bakan pencerenin tozunu ve pusunu silmeyi dene. Ancak mutlaka bakmayı değil, görmeyi dene. Unutma ki bakıp geçen değil, görüp ibret alan, doyacak fasıldan asla uzanan seyahatin doyumsuz tadına. Kelebek etkisi her salı yeni bölümleriyle.